Ve bu görüntülere bakıyoruz mesela şu an İsrail işgalinin geldiği nokta. Mescid-i Aksa'nın avlusunda Filistinli çocuklar, Kur'an okurlar, orada medreseler vardır. İbadet edilir, dersler görülür, öğrenciler gelir, Filistinli öğrenciler gelir. Medresede, Yani Mescid-i Aksa'nın medresesinde okurlar. Arada işte top oynarlar falan. Ama artık görüyoruz ki Yahudiler her gün giriyorlar oraya ve Filistinli çocukların top oynamasına bile tahammül edemiyor Mescid-i Aksa'daki işgal polisleri. نشاهد المشاهد التي تعرض على الشاشة أن في داخل المدارس اللي في ساحات المسجد الأقصى التي تقام لتعليم القرآن وتعليم الأطفال واحتوائهم هناك والأطفال هنا يمارسون لعبة كرة القدم الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال لا تتحمل رؤية هؤلاء الأطفال وهم يلعبون كرة القدم وتمنعهم حتى من اللعب والمرح داخل ساحات المسجد الأقصى كما نرى في المشاهد التي عرضت يعني الأقصى يتعرض لعملية تهويد غير مسبوقة. Mescid-i Aksa'ya yönelik daha önce görülmemiş bir saldırı altında ve çok ciddi bir tehlike altında. Ve örtülüyor yani bu gündeme getirilmiyor, konuşulmuyor. Yani هذا الأمر لا يعني يغطى ولا يتم الحديث عنه. نعم، المستوطنين اليوم يدخلون داخل المسجد ويصلون صلاة اليهودية داخل المسجد الأقصى. Şimdi oradaki fındık Yahudiler ve oradaki işgalciler Mescid-i Aksa'nın içinde girip tabii ki bu işgalin korumasıyla girip ve kendi ibadetleri sinagog yapıyorlar artık. Aynen. Yani şuna gidiyor herhalde. Mescid-i Aksa'nın yarısı tıpkı Hazreti İbrahim Camii gibi bulgisel ve sinagog olacak. Yani burada herhalde Hazreti İbrahim Camii emsal alınıyor. Onun gibi Mescid-i Aksa'nın yarısını da sinagoga mı çevirmek istiyorlar? Yani hal yuhavulun en yuhavulul mescid-i aksa ile kema fil haram-ı khalili cüz'ü minhu lil ihtilal? نعم عمليا هناك خطوات عملية لتخصيص ما لا يقل عن ثلث المسجد الآن هناك إجراءات عملية لتخصيص ما لا يقل عن ثلث المسجد للصلاة اليهودية يعني şimdilik durumdan bahsediyorum şöyle bir plan başındalar şöyle bir plan yapmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyorlar Mescid-i Aksa içindeki özel bir yaklaşık %30 bir kısmını Yahudiler ve işgalciler için ayarlamaya çalışıyor, bulunmaya çalışıyorlar. هناك شيء اسمه تقسيم الزماني والمكاني. التقسيم المكاني هم بدأوا فيه بأنه تخصيص أماكن لليهود وهناك إجراءات كبيرة في هذا الموضوع. والتقسيم الزماني هو تخصيص الوقت جزء منه لليهود وجزء للمسلمين. Yani şöyle bir iki bir taraflı iki evet, taraflı iki boyutlu bir plan da var. Bir zamansal, zamansal bölüm. Yani bölümle. O içeriği herhalde şu günün belli saatlerinde. Belli saatlerinde. Şimdi o 10 yıldır devam ediyordu. O ya. Safa kapandı herhalde. Onu, şimdi artık mekansal bölünme. Mekansal bulunma. Yarısı günün her saati her dakikası 7 gün 24 saat Yahudilere sinagog olarak veriliyor. Aynen öyle bir şey yapmaya çalışıyorlar ve gerçekleştirme hayata gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet ve işte bütün İslam alemi de bölünmüş parçalanmış durumda maalesef. Mescid-i Aksa'daki bu ibret verici durum hakikaten çoğu kişinin haberinde bile değil maalesef. Yani bu hedef alemin İslam'ı maalesef. Ma yahduth fil Mescid-i Aksa kathirin hatta la ya'lemun ma da yahduth. Hatta fi mes'alet ma yata'arrad fil hedem aydan. Yani mes'ele لا تقتصر فقط على المسجد كل مدينة القدس للمسجد جزء منها كل المدينة تتعرض لعملية التهويد يعني sadece Mescid-i Aksa içinde ya da Mescid-i Aksa'ya yönelik bir saldırıdan bahsetmiyoruz. Kudüs genel olarak bir şehir olarak bu şehire çok ciddi bir tehlike ve saldırı altında. Yani mümkün nedir bir emsile, sebil misal. Birkaç örnek de verebiliriz. Beyt حينما يكون قديم يحتاج إلى ترميم أنت ممنوع أن تصلح البيت. Eğer bir eski bir ev sahibisin, bu ev yeni inşa ya da yeni tasliye etmek istersen, yeni düzenlemek ve tadilat yapmak isterseniz öyle bir hakkın yok. Hatta yanhar. O yıkılıncaya kadar öyle kalması istiyorlar, isteniyor yani işgal tarafından. أنت مثلا تملك أرض تريد أن تبني بيت على أرضك لا يعطوك ترخيص. إذا قمت ببناء البيت يأتوا ليهدموا البيت. Eğer orada bir arazi sahibisin, bir ev inşa etmek isterseniz, bu ev inşa edebilmek için sana bir ruhsat vermiyorlar. Evet, bir ruhsat için o kadar zor şartlar koyuyorlar. Evet, ve yani mesela burada Kudüs Silvan Mahallesi, Filistinli bir adam, ev sahibi, kendi tapulu evini kendi eliyle yıkıyor. Hı. Neden? Çünkü İsrail Belediyesi diyor ki, senin ruhsatın eksik, evi yıkacağım.
Ama yıkım için bir de parasını da alıyor. 15 bin dolar, 20 bin dolar. Eksikten de bahsetmiyorlar. Baştan olarak zaten ruhsat vermiyorlar. Ve o kadar zor şartlar koyuyorlar. Almasın diye. Yıkımı da kendisine yaptırıyor. Yaptırıyor. Çünkü diyor ki dozer getirirsem. Aynen. Eğer belediyenin ve ilgili belediyesi ait ekibi gelirse bu yıkımı yaparsa onun bedeli Filistinli ödeyecek. Ve o bedelden yani birkaç bin TL ya da bir bin dolardan bahsediyoruz. Onlarca bin dolardan bahsediyoruz. Evet. 15 bin dolar oluyor bazen. 20 bin dolar oluyor. Aynen. Böyle meblağlardan bahsediyorlar. O yüzden Filistinli alıyor balyozu eline. Kendi evini kendisi yıkamak zorunda kalıyor. Maalesef durum bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.